Evet. Şimdi kadın diyor ki 50 kilo hamile kaldım hocam ben diyor çok güzel bir bedenim vardı kendimi çok seviyordum çok barışıktım ama hocam hamile kaldım 100 kilo ile doğum yaptım hey. 95 kilo ile doğum yaptım 110 kilo ile doğum yaptım düşünebiliyor musunuz Çok ciddi şimdi bu beden ne oluyor gerçekten. bedenin içini siz neyle doldurursanız doldurun dolduruyorsunuz o balon gibi onu bir iki üç katına çıkartıyorsunuz doğumdan sonra vücut Elinden geleni yapıyor toparlamak için. Elinden geleni yapıyor. Yani göğsü toparlamaya çalışıyor, karnı toparlamaya çalışıyor, sıkılaştırmaya çalışıyor. Ama bir yere kadar değil mi? Doğumla Bakın, beraber gider diye bir algı var ama orada gidecek olan işte 2,5-3 kilo bir e, bebek yani. Sonuçta 3 kiloluk çocuk için, 4 yani, kiloluk çocuk için kırk, bir kadın 40 kilo, 30 kilo biraz kilo da bize bahane buluyor. Yani ben anneyim çocuk işte vitamin lazım, işte şu lazım, Tabii. bu lazım, beslemesi lazım. Bu bahaneyi kendi duygularını tatmin ediyor. Açık söyleyeyim burada biraz şey var, <laughs> suistimal var. <laughs> çocuk. Evet. Kullanan Değil bir var, var. <laughs> bazı kadınlarımıza yapmasınlar Hı. benim önerim çünkü aşırı kilo almalar ve genetik yapıdaki bazı aksaklıklar doğumdan sonra kadınların bedenlerini bozuyor sadece bedenlerini bozmuyor morallerini bozuyor. Evet.